Merhabalar. Bu soruda aynı maddeden yapılmış işlerinde boşu bulunmayan silindir şeklinde KLM cisimlerinin yere uyguladıkları basınçların arasındaki ilişki bizden isteniyor. Değerli arkadaşım şimdi çıkaracağım ifadeyi veya hatırlatmayı bundan önceki sorularda belki 5-6 kez daha çıkardım ama belki ilk kez karşılaşacağın için soru çözümlerinde yine bir kez daha buna değinmek istiyorum. E, tabanına göre düzgün yükselen cisimlerin e, yere uyguladıkları basınç ifadesinde şunu e, e, söylüyoruz. G/S'lik bölü lik, tabii ki bir basınç ifademiz var. Biz ağırlığı mg olarak açtığımızda mg/S bölü S olacaktır basınç ve buradaki kütle ifademiz yerine m eşittir d çarpı V yazabiliriz. Öyleyse dvg/S oldu basınç ifademiz. Peki bu özelliği kim için yazıyoruz demiştik. Tabanına göre düzgün yükselen cisimler için. Okey öyleyse bu tip cisimlerde hacim taban alanı çarpı yükseklik olduğunu biliyoruz. Öyleyse bunu da yerine yerleştirelim. D çarpı SHG bölü S ve buradan hop S'ler hakkın rahmetine kavuştu. Öyleyse biz burada tabana göre düzgün yükselen türde cisimler için basıncı HDG formülünde arayabiliriz. Güzel. Peki bize bu soruda ne denilmişti? Aynı maddeden yapılmış deni, demişti. Dolayısıyla D'ler yani öz kütleler eşit. Gerçek ivmesi zaten eşit. Öyleyse bu soru özelinde şunu söyleyebiliriz. Basıncı biz yükseklik ile orantılı olarak alacağız. Öyleyse kesit alanına tabi bu bağlı değil onu da yazalım. S'ye bağlı değil. Bu soru tipi için tabii ki tabanına göre düzgün yükselmiş olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum değerli kardeşim. S'ye bağlı değil diyorum. Öyleyse hemen devam edelim ve şekillerimize bakalım. Kesit bağlı olmadığını, yüksekliklere bağlı olduğunu ifade ettiğimize göre MK'dan K'da L'den büyük. Öyleyse doğru cevabımız Ceyhan şıkkında. Evet sevgili kardeşim bu soru tipleri için bence güzel, anlamlı ve öğretici bir soru. Düşey kesileri şekilde gibi olan KLM cisimlerinden K ve L silindir. M ise kesik koni şeklindeymiş. K ve L'nin kütleleri eşit. L ve M'nin ise yapıldıkları maddeler aynıdır diyor. Buna göre KLM cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişkiyi bizden bulmamız isteniyor. Evet hemen başlayalım ve İlk değerlendirmem K ve L cisimleri arasında olacak. Hadi başlayalım. Şimdi K ve L cisimleri için ne demişti bize? K ve L'nin kütleleri eşit demişti değerli kardeşim. Öyleyse ben K cisminin ağırlığına G dediğim zaman L cisminin ağırlığı da tabi G kadar olacaktır. Öyleyse bu iki cisim için şunu söyleyebiliyoruz. Basınç ağırlığın kesit alanına oranı değil mi? ve buradaki bizim ağırlıklarımız her iki cisim için aynı. Şimdi L için konuşuyorum. L'nin kesit alanı diğerinkinden büyük. Öyleyse L'nin basıncı K'nınkinden daha küçük olacaktır. Öyleyse burada hemen ne diyebiliyoruz? PK büyüktür. PL diyebiliyoruz. Okey artık burası cepte. Şimdi geçelim diğer değerlendirmemize. Şimdi L ve M için aynı maddeden yapılmış demişti bize. Öyleyse L ve M için ve dikkat edin kesit alanları bu kez aynı. P eşittir G bölü S dedik. S'ler kesit alanları her iki cisim için eşit. Peki ağırlıklar eşit mi? Tabii ki hayır. Şimdi e, M'de M de tabanına göre düzgün yükselen bir cisim olsaydı L, M özdeş cisimler olacaktı. Yani ağırlıkları birbirine eşit olacaktı. Ancak şu yan kısımlar M cismi için yok. Kesik koni şeklinde. Öyleyse L'nin kütlesi M'ninkinden büyük olacak öyleyse L için konuşuyorum yine ağırlığı daha büyük olduğu için yere uyguladığı basınç da M'ninkinden daha büyüktür ve burada da ne dedik L büyüktür M dedik öyleyse sıralamamız tabii ki KLM şeklinde olacak ve bize bu şık Ceyhan şıkkında verilmiş. Merhabalar, bu sorumuzda aynı maddeden yapılmış, işlerinde boşluk bulunmayan silindir şeklindeki K ve L, koni şeklindeki M cisimlerinin yatay düzleme uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişkileri değerlendirmemiz isteniyor. Hemen başlayalım. Öncelikle K ve L cisimleri arasındaki kıyaslamayla yola çıkacağım. Bakalım K ve L cisimlerine K'nın yerden yüksekliği L'ninkinden fazla. Öyleyse bakın buradan şunları söyleyebiliriz. Tabanına göre düzgün yükselen cisimler için tabi ki yere uygulanan basınç P eşittir G bölü S. Ve burada G yerine MG yazabilirim MG bölü S. E, buradaki kütleyi tabi M eşittir D çarpı V olarak yazıyorum. D V G bölü S. Hacmi de taban alanı çarpı yükseklik olarak yazıyorum. D çarpı S çarpı H G bölü S'den bakın buradan S'ler uçtu. Öyleyse basınç ifademiz P eşittir HDG olacaktır. Ve aynı maddeden yapılmış oldukları için bakın sorunun başında söylemişti aynı maddeden yapılmış. D ve G ifadelerimiz birbirine eşit. Öyleyse bu durumda basınç değerli arkadaşım yükseklikle orantılı olacak. Ama tabi bu değerlendirme kimin için geçerli tekrar ediyorum. Tabanına göre düzgün yükselen ve aynı maddeden yapılmış cisimler için sadece yüksekliğe bakarak basınç sıralaması yapabilirsin. Ve öylece böylece burada K'nın yere uyguladığı basıncın L'ninkinden büyük olacağını söyleyebiliriz. Hemen birinci ifadeye artı işaretimizi koyduk. M, L'den büyüktür. Evet M ile L arasındaki değerlendirmede de yaklaşım şu şekilde olacak. Bunların kesit alanları eşit. S'ler dikkat ederseniz eşit. Öyleyse ağırlığı büyük olanın yere yaptığı basınçta büyük olacaktır ve bakıyorum burada m'nin hacmi l'nin hacminden nedir daha büyüktür vm büyüktür vl Peki bu cisimler aynı maddeden yapılmış değil mi Tabii ki öyle Öyleyse burada ağırlıklar için gm büyüktür gl yazabilirim ağırlıklarla basınçlar taban alanları eşit olduğu için orantılı olacağı için pm büyüktür pl ifadesi karşıma çıkıyor Dolayısıyla ikinci ifade de bir, e, doğru olacaktır. Gelelim 3'e. K'nın yere uyguladığı basınç M'ninkinden büyüktür demiş. Bakalım burada nasıl bir değerlendirme yapacağız? Şimdi burada şöyle bir yol izlemek istiyorum daha soruyu anlaşılır kılmak için. Şimdi K'nın yerden yüksekliği ile M'nin yerden yüksekliği birbirine eşit olsaydı basınçlar için nasıl bir değerlendirme yapacaktık? Hemen oradan yola çıkmak istiyorum. Ee, tabi tabanına göre genişleyen bir cisim olduğu için e, tabi şöyle de çiziyorum eğer silindir olmuş olsaydı eşit yükseklikte yere uyguladıkları basınçlar eşit olurdu ama e, Tabanına göre genişlediği için e, Bu durumda M'nin yere uyguladığı basınç e, K'nınkinden daha büyük olacaktır Ama gel gelelim ki gerçek duruma K'nın yerden yüksekliği M'ninkinden büyük yani şu kısım yok eğer yükseklikler eşit olsaydı K'nın yere uyguladığı basınç M'ninkinden küçük olacaktı. Ama tabi bu kısım olmadığı için böyle bir koşulla K ve M cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar hakkında kesin bir yargı belirtmek mümkün değil. Öyleyse değerli arkadaşım bu sorumun doğru cevabı Ceyhan şıkkında olacaktır. Evet bu sorumuzda K cismi yatay zeminde bulunan bulaşık süngerini şekil 1 daha şekil 2 de 2 aşk kadar sıkıştırıyor. K cisminin üzerine L cismi şekil 3'teki gibi bırakıldığında sünger 3 h kadar sıkışıyor. Buna göre K cisminin süngeri sıkıştırma miktarları arasındaki fark ilkelerinden hangi ile açıklanabilir diye soruluyor. Şimdi öncelikle değerlendirmemiz şekil 1 ve şekil 2 arasında olacak. Bu iki şekle baktığımız zaman cismi süngerin üzerine bıraktığımız kesit alanlarının farklı kesit alanları olduğunu görüyoruz. Evet şimdi öyleyse basınç ağırlığın kesit alanına oranı hareket ıı, noktasından hareket ederek ağırlık ifademiz burada her iki cisim için sabit. İkinci durumda kesit alanı daha dar yüzey üzerine oturtulduğu için basınç bu durumda ilk duruma göre artacaktır. Öyleyse bu iki şekil arasındaki fark kesit alanı değişiminin basınca yansımasını bana anlatıyor. Hemen gelelim şekil 2 ve şekil 3 arasındaki batma miktarları arasındaki farkı açıklamaya. Burada her iki durumda aynı kesit alanı üzerinde cisim K cismi bulunuyor yüzey üzerinde. Peki burada ikinci şekil için değerlendirmek gerekirse zemine etki eden toplam basınç kuvveti daha fazla. Neden? K cismin üzerine bir de L cismi bıraktık. Dolayısıyla bunun sonucunda zemine etki eden toplam ağırlık artacaktır. Ancak 2 ve 3 arasında kesit alanlarının eşit olduğunu görüyorum. Bu durumda şekil 3'te zemine yapılan basınç ikinci duruma göre daha büyük olacaktır ve bunun sonucunda zaten batma oranı daha fazla gerçekleşmiş. Peki bire baktığımız zaman katı bir cismin üzerinde bulunduğu yatay düzleme uyguladığı basınç temas alanı alanıyla ters orantılıdır ifadesini 1 ve ikinci şekiller arasındaki şu değerlendirme ile gördük. Öyleyse birinci ifademiz doğru. 2 katı cismin üzerinde bulunduğu yatay düzleme uyguladığı basınç yüzeye dik olarak uygulanan kuvvetle doğru orantılı. Evet 2 ve 3 arasındaki değerlendirmede daha büyük bir ağırlığın söz konusu olduğu, üçüncü şekilde basıncın daha büyük olduğunu gözlemledik. Öyleyse bu ifadeyi de buradan çıkartabiliyoruz. Bir cismin esnek bir yüzeyde batma miktarı yüzeye etki eden basınç arttıkça artar. Zaten açıkladığımız bu hikayenin tamamı bununla ilgili. Uyguladığımız kuvvet basınç arttıkça esnek zemin üzerindeki batma miktarımız da artıyor. Öyleyse buradaki bu ifadelerin tamamı doğru ve cevabımız E şıkkı. Merhabalar, burada yatay düzlem üzerinde bulunan ve düşey kesi şekil 1'deki gibi olan kapta su ve gaz bulunuyormuş. Buna göre kap şekil 2'deki gibi ter çevrilirse kap tabanındaki sıvı basıncı ve gaz basıncının değişimini yorumlamamız isteniyor. Değerli arkadaşım, şimdi bakın burada suyun bulunduğu hacim bölmesinin yüksekliğine öncelikle H1 demek istiyorum. Gazın bulunduğu Kısmın yüksekliğine de h2 demek istiyorum Peki ters çevirdiğim dur durumda Buradaki gazın bulunduğu ilk durumda gazın bulunduğu bölme bakın tabanda yer alacak ve şurası da Yine H2 kadar e, bu bana ne anlatıyor H1 ile H2 birbirine eşit demek ki Şurada Başlangıçta suyun içinde bulunduğu alt kısmın hacmi Gazın içinde bulunduğu üst kısmın hacminden tabii ki daha büyük Öyleyse değerli arkadaşım kabı ter çevirdiğimiz zaman su yine alt kısımda yer alacak ancak tabi başlangıca göre daha üst bir seviyede e, konumlanacak suyun e, üst yüzeyi. Öyleyse suyun yerden yüksekliği artacak, üst yüzeyinin yerden yüksekliği artacak. Peki öyleyse sıvı basıncını değerlendirirken P eşittir h D, G diyoruz ve sıvı derinliği ilk duruma göre arttı. Öyleyse sıvı basıncının da artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki gelelim gaz basıncının değerlendirilmesine. Tabi gaz basıncını değerlendirirken gazın hacmi göz önünde bulunduracağız. Kap, kabın iç hacmi, kabın iç hacmi içerisinde başlangıçta su ve ne bulunuyor? Gaz bulunuyor. Peki ben kabı ters çevirdiğim durumda kabın hacmi de herhangi bir değişim var mı? Tabii ki yok. Peki suyun hacmi? Suyun hacmi de değişmiyor. Sabit kalıyor. Öyleyse Gazın hacmi değişir mi? Değişmez, sabit kalır. Güzel. Peki, gazın hacmi sabit kaldıktan sonra şimdi burada gaz basıncı ile bunun arasındaki ilişkiyi kuracağız. Ee, gazın hacmi değişmeyeceğine göre gaz basıncı da değişmeyecek. Yani sabit kalacaktır. Öyleyse bu ifademizde ne diyeceğiz? Ee, sıvı basıncı artacak. Ancak gaz basıncı değişmeyecek. Öyleyse doğru cevabımız denizli şıkkında. Merhabalar değerli arkadaşım. Temel bir soruyla yine karşılaştık. Bakalım bizden bu soruda ne isteniyor? Şekil 1'deki yatay zemin üzerinde bulunan düzgün kapta türdeş bir sıvı bulunuyormuş. Kap şekil 2'deki gibi kesit alanı daha büyük yüzey üzerine bırakılıyor. Buna göre yargılarından hangilerinin doğru olduğu bize soruluyor. Şimdi değerli arkadaşım ikinci durumda kabı tabi çevirdiğimiz zaman geniş yüzey üzerine otu oturduğu durumda sıvı da tabi e, başlangıçtakine göre daha az bir yükseklikte yer alacaktır kabın içerisinde. Peki bu durumda sıvının yerden yüksekliğinin azaldığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. P eşittir. HDG sıvı basınç değerlendirmemizde Haşın azaldığı bir durumda sıvı basıncının da azalacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada da azalır dediğine göre hemen artıyı yerleştirdik. Gelelim 2. Kap tabanını etkeden sıvı basınç kuvveti azalır diyor. Basınç azalırsa acaba basınç kuvveti de direkt azalır diyebilir miyiz? Hemen değerlendirmelerimize başlayalım. Tabanına göre düzgün yükselen bir cisim için Kap tabanını etki eden sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığı kadardır. Bu bilgiyi tabi kullandığımız zaman ilk durumda sıvının ağırlığı G. Tabi başka bir yüzey üzerine oturduğu zaman farklı bir ağırlık söz konusu olmuyor. Yine ağırlık G kadar. Öyleyse burada G yani e, basıncı oluşturan e, basınç kuvvetimiz ağırlığımız değişmeyecek. Öyleyse bu ne olmalıydı? Değişmez olmalıydı. Ee, oysa ki burada bize azalır olarak verilmiş dolayısıyla bu ikinci ifademiz yanlış sıvının yere göre potansiyel enerjisi azalır değerli arkadaşım bak burada türdeş bir su söz konusuysa ağırlık merkezi tabii ki tam ortada İkinci durumda da yine ağırlık merkezi tam ortada olacak ama tabii sıvının yüksekliği azaldığı için ağırlık merkezinin yine yerden yüksekliği azalacaktır. Ağırlık merkezinin yerden yüksekliği azalması sonucunda da potansiyel enerjimiz azalacaktır. Öyleyse bu ifademiz doğru. 1 ve 3'ü de deniz ışıkında görüyoruz. Kesik onu şeklindeki tamamen türde sıvıyla dolu kap yatay düzlem üzerinde şekil bir dek gibi durmaktayken şekil iki dek gibi ters çevriliyor. Buna göre yargılarından hangisinin yanlış olduğu bize soruluyor. Şimdi kap ters çevrilip geniş yüzey alanı üzerine oturtulduğu zaman başlangıçta tamamen dolu olduğu için ikinci durumda da tamamen dolu. Peki bize birinci maddede kap tabanındaki sıvı basıncı değişmez demişti. Evet yükseklik değişmeyeceği için sıvı basıncında da bir değişim Gözlemeyeceğiz. P eşittir hdg diyorduk. H sabit olacağı için değişmeyeceği için basınç ifademizde sabit kalacaktır, değişmeyecektir. Öyleyse birinci ifademiz burada doğru olacak. Hemen ikiye bakalım, B'ye bakalım. L noktasındaki sıvı basıncı artar diyor. Peki biz kabı ters çevirdiğimiz durumda K noktasına dikkat edin. K noktası yine tam ortadaki bir konumda yer alırken L. Daha aşağıda bir noktada bulunacaktır. Öyleyse ilk durumda L'nin derinliğine ve ikinci durumda L'nin derinliğine dikkat ettiğim zaman L'nin derinliği artıyor. L'nin derinliği arttığı için L noktasındaki sıvı basıncı da artar. ifademiz doğru olacak. Kabın zemine yaptığı basınç azalır. Şimdi kap dediği için artık katı basıncı olarak değerlendireceğim. P eşittir g bölü S idi. Peki burada G ağırlıkta ters çevrilme durumunda herhangi bir değişim yaşanmıyor. Sabit kalıyor. Ancak bununla birlikte kesit alanı ne yapacak? Artacak. Kesit alanının artışıyla birlikte basınç da azalacaktır. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur. Kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti değişmez deniyor. Şimdi sıvı basınç kuvveti ifadesini F eşittir HDGS formülüyle bulacağız. Peki sıvının derinliğinde herhangi bir değişim meydana gelmediği için şu HDG basınç ifademiz sabit kalacak. S kesit alanı başlangıçtakine göre artacağı için sıvı basınç kuvvetinin de artacağını söyleriz. Oysa ki bize basınç kuvveti değişmez demişti. Öyleyse bu sorunun doğru cevabı deniz ışıklı olacak. Merhabalar değerli arkadaşım. Sabit devirli su girişinin vanası açılarak doldurulan X kabının tabanındaki sıvı basıncının zamanla değişim grafiği şekil bir Kap tabanındaki toplam basıncın ise zamanla değişim grafiği şekil 2'deki gibi verilmiş. Buna göre X kabı hangisi olabilir diye soruluyor. Öncelikle birinci şekle, şekilden, birinci grafikten hareket ederek bazı şeyler söyleyeceğiz. Bakın Burada başlangıçta bir ilk teşhir sıfır anda bir ilk sıvı basıncı söz konusu. Yani başlangıçta kabın içerisinde bir su veya sıvı bulunuyor. Öyleyse burada hemen sırf bu özelliğe dayanarak A ve E şıklarını baştan eliyorum. Sonra kap tavanındaki toplam basınç zamanla sıvı ile birlikte artacak. Peki nasıl artacak? Hemen ona değinelim. Mesela BUSA şıkkını değerlendirmek istiyorum. Burada P0 açık hava basıncı sabit. Dolayısıyla burada basınç değişimini meydana getiren sadece sıvı basıncındaki artıştır. Öyleyse burada sıvı basıncının kaptabanındaki toplam basıncın zamana göre değişim grafiği doğrusal bir şekilde olmalıydı. Çünkü sadece sıvı basıncındaki artış buradaki basınç değişimini sağlıyor ve sabit debili muslukla doldurulduğu için düzgün kap. Burada düzgün bir artış gözlemleyecektik. Dolayısıyla bu da olamaz. Peki gelelim <laughs> D şıkkına. D şıkkının grafiği de aslında B şıkkıyla aynı. Neden? Çünkü yukarıda boşluk var ve bu boşluk bir basınç meydana getirmiyor Tabi sadece su basıncı var burada. Yine sabit debiyle doldurma sonucunda doğrusal olarak basınç zamana göre değişecekti. Peki gelelim Ceyhan şıkkına. Ceyhan şıkkındaki durum ne? Okey başlangıçta bir miktar su var kabın içerisinde ve biz bu kaba sabit debiyle su doldurduğumuz zaman zamanla su seviyesi eşit zaman aralıklarında eşit miktar yükselecek. Ve sadece bu su basıncının e, değişimi doğrusal olurdu. Ancak bir de yukarıda gaz var ve su doldukça gaz sıkışıyor. Bu gaz sıkışmasından dolayı da basınç, gaz basıncı artacaktır. Dolayısıyla Ceyhan Şıkkı'nda bu sefer kap toplam basınç görüldüğü gibi e, parabolik şekilde artacak. Öyleyse doğru cevabımız Ceyhan Şıkkı'dır. Merhabalar değerli arkadaşım. Bu sorumuzda düşey kestiği şekilde gibi olan kesik koni şeklinde kap yaya bağlanmış tablo üzerinde dengede durmaktaymış. Kabın içerisindeki sıvının kap tabanına uyguladığı sıvı basıncı, kaptaki gaz basıncı ve yay kuvveti nicelikleri kap ters çevrilirse nasıl değişir diye soruluyor. Hemen incelemeye başlayalım. Bakın biz buradaki kabı kesit alanı geniş yüzey üzerine bıraktığımız zaman sıvı seviyesi daha geniş kesit alanı üzerinde yayılacağı için sıvı düzeyi başlangıçtakinden daha aşağı bir seviyede yer alacaktır. Peki bu durumda sıvı basıncı değerlendirmemiz için sıvı basıncının azalacağını rahatlıkla söyleyebiliriz derinlik azaldığı için. Gelelim gaz basıncına. Gaz basıncı değerlendirmemiz şöyle olacak. Peki, e, buradaki kabın belirli bir iç hacmi var. Bu iç hacimde sıvı ve ne bulunuyor? Gaz bulunuyor. Peki ter çevirdiğimiz zaman kabın hacmi bir değişiklik göstermiyor. Sıvının hacminde yine bir değişiklik yok. Dolayısıyla gaz e, hacmi de değişiklik göstermiyor. Aynı gaz hacmi söz konusu yine. Peki dolayısıyla gaz hacmi değişmeyeceği için gaz basıncında da bir değişiklik gözlenmez. O zaman burası sabit kalacak. Gaz basıncı için sabit diyeceğiz. Gelelim yay kuvvetine. Şimdi değerli arkadaşım burada tablo üzerine geniş yüzey oturduğu için buradaki kabın tabloya uyguladığı basınç tabii ki azalacaktır. Ancak yayı sıkıştıran nicelik üzerine etki eden, tablanın üzerine etki eden basınç değil. Sonuçta sen burada dikkat etmen gereken şey yay kuvveti yukarıdaki toplam ağırlığı den geliyor. Peki toplam ağırlıkta bir değişiklik var mı? Yok. Öyleyse yay kuvvetinin de değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Yay kuvveti de sabit kalacaktır. Bize hangileri değişmez diye soruluyordu zaten. Gaz basıncı ve yay kuvvetinin değişmeyeceğini söyleyen Ceyhan Şıkkı bu sorunun doğru cevabı olacaktır.